Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda size Burdur Arkeoloji Müzesi'ni tanıtacağım. Burdur Müzesi binası, müzenin bahçesinde bulunan bir medreseden geriye kalan Osmanlı Pirkuzade Kütüphanesi'nin mimarisinden esinlenerek yapılmış. 1956'da açılan müze, 2001 yılında yeniden düzenlenmiş ve 2008 yılında gezilip görülmeye değer müze ödülü almış önemli bir müzemiz. 60 binden fazla eseri barındırıyor ve bu sayısıyla da ülkemizin en büyük müzelerinden birisi olarak sayılabilir. Daha bahçesinden başlayarak çok güzel eserler var. Giriş katında 3 büyük şehre ait Sagadastos, Kibriya ve Kremlin'e ait tarihi eserleri görebiliyoruz. Girer girmez hemen Sagadastos'ta bulunmuş olan imparator heykellerini görürüz ki bunlar dev heykellerde ve sadece ayak kısımlarının bile 2 metre olduğunu görebiliyoruz. Burada İmparator Marcus Aurelius'ta yine Hadrian'a ait eserler var. Bunun yanında yine aynı bölgede bulunmuş olan çok büyük tanrı ve tanrıça heykelleri de yan yana yerleştirilmiş. Yine Sagadastos'un önemli eserlerinden olan Batı Herion'da bulunmuş olan frizleri görüyorsunuz ki bu frizler harika eserler, orijinaller burada. Sagadastos'ta bulunanlarsa alçıdan yapılmış olan kopyalar ve tamamı bulunarak buraya aynı ölçüde yerleştirilmiş olan bu frizler dans eden perileri gösteriyor. Buranın devamında yine Agora'da ve buradaki yine harika bir eser olan Sagadastos'taki Antoninler Çeşmesi'nin içinde bulunmuş olan eserler yan yana dizilmiş. Yine burada eserlerin orijinalleri bulunuyor. Kopyaları da oradaki çeşmeye yerleştirilmiş vaziyette. En güzel eserlerden bir tanesi Dionysos'la Satiri'nin hemen hemen tam olarak bulunmuş olan heykeli. Yekpare mermerden yapılmış, harika işçiliğe sahip, çok güzel bir eser. Bunun yanında çeşitli tanrı ve tanrıçalara ait eserler de bulunmuştu. Bunlar Antoninler Çeşmesi'nin içinde bulunan 6 adet nişe yerleştirilmiş ve yüzyıllarca orada kalmışlardı. Depremle beraber tamamen yıkılmışlar ve oldukları şekilde bulunarak buraya getirilmişti. Mesela bu birazcık gördüğümüz Nemesis'ti, ilahi adalet tanrıçası. Evet, bunun yanında yine başı olmayan bir heykelimiz var. Bu heykelin kim olduğuna bakıyoruz. Bu heykelimiz de Atlepsios, yani sağlık tanrısı. Bulmuş olan çeşitli parça heykeller var. Ayak kısımları sadece kalmış olan bir heykel grubu var. Yine burada Kronos'un heykeli var. Baş kısmı yok. Bunlar ya tamamen kırılmış baş kısımları veyahut da çalınmış da olabilirler. Yine burada bir güzel bir eserimiz daha mevcut. Yine Dionysos ve Satyr'in ikinci bir heykeli. Bundan sonra 160 ile 180 arasında yapılmış olan daha giyimli ve baş kısımları yine sağlam bir vaziyette bulunmuş olan çok güzel eserler ki bu eserler orijinal eserler. Evet. Buraya devam ettiğimizde yine farklı şeyler göreceğiz. Bu bir ölülerin küllerinin saklandığı bir tabla. Gördüğünüz gibi tamamen kapatılmış. Üzeri çeşitli süslerle ölümü anlatan, Hades'i cehenneme atan süslemelerle süslenmiş ve getirmiş. Bir de bir başkası. Bunlar ölü kaplarıydı. Bu ölü kapların içinde yakılmış olan kişilerin, yakınlarının ölülerini evlerinde ya da önemli tapınaklarda saklıyorlardı ve toplu olarak eserleri görüyoruz. Yine Yunan mitolojisinin başı olan Zeus'un çeşitli büstleri burada yan yana düzenlenmiş. Kimisi yarım kalmış, kimisi de tamamlanmış olan büstler. Burada kullanılan mermerlerin büyük bir kısmı Aydın Karacasu'daki mermer ocaklarından getirilmiş aldığımız bilgiye göre. Çünkü oranın mermeri en uzun süre dayanan mermer olarak biliniyor ve bu tanrı heykellerini yapmada en çok kullanılan mermer de burası. Yine evlerde kullanılan çeşitli eserler, süs eşyalarını ve küçük tanrı heykellerini burada görmeye devam ediyoruz. Çok ufak eserler olmasına rağmen işçilikleri çok güzel. Tabi Hristiyanlığın bölgede yayınlaşmasıyla beraber ona ait olan eserler de buraya eklenmeye başlıyor. Onlar da görülebilir. Yine bu bölgede bulunan hacılar, Kuruçay ve Hüyüce köylüklerinde bulmuş olan eserlerde özellikle seramik kaplar, mutfak eşyaları ve ölü gömme ile beraber konmuş olan, mezarlardan çıkarmış olan eserler de burada önemli yer tutuyor. Bunlar hepsi giriş katta bulunuyor. Müzenin üst katında ise
etnografik eserlerde kalkolitik çağ ve neolitik çağa ait çok daha eski döneme ait eserler görülebilir. Sagrassos özellikle büyük bir şehirdi ve Kibriya çok önemli bir şehirdi. Bu şehirlerden bulmuş olan eserler Burdur'da yine kendi bölgesinde saklanmaya devam ediyor. Çeşitli süs eşyalarını görüyorsunuz. Küpeler, bilezikler, yüzükler, gözyaşı testileri, küçük kadın heykelleri. Evet, bunlar özellikle Roma döneminde çok önemliydi. Burada da ağırlıkları görüyorsunuz. Ticarette kullanılan ağırlıklar ve yine mutfak eşyaları, kilelerde kullanılan kaplar. Büyük kısmının pişmiş topraktan yapıldığını fark etmişsinizdir. Bunlar daha eski döneme ait olan, erken Roma dönemine ait olan, ondan önceki döneme ait olan eserler. Tabii Grekleşmeyle beraber sanat anlayışında da değişiklikler meydana gelmiş. Daha sanatsal, üzerinde insan resimlerinin olduğu eşyalar yapılmaya başlamış. Hatta evlerde bile bu eşyalar kullanılmış. Yine bölgenin bir özelliği de kilim dokuması. Ta milattan önceki dönemlerden başlayarak, bölgede Luvilerden başlayarak kilim dokumasına ait çeşitli tarihi eserleri görebiliyoruz. İşte çeşitli ağırlıklar burada var. Yine İmparator Valerius'un heykelini görüyoruz. Bubon'un antik kentinde bulunmuş olan bir heykel. En özelliği tamamen metalden yapılmış olması. Baş kısmı yok. Ancak gövde kolor hariç tam sağlam olarak bulundu. Ayakları da hemen hemen sağlam. Çok güzel bir eser. Bu da özel bir bölümün içinde saklanıyor. Yine Uydupınar Nekropoli'nde bulunmuş olan süslemeleri gayet güzel, sanatsal değeri yüksek olan eserleri görüyorsunuz. Bunlar da neredeyse tam olarak çıkarılmış olan eserler. Bunların çoğu gömütlerle beraber mezar içine yerleştirilen eserlerdi. Öbür dünyadaki hayatta kullanılacağına inanılarak mezarlara yerleştiriliyordu. Bu birçok kültürde, eski Türklerde de dahil olmak üzere olan uygulamalar. Bu Hristiyanlıkla beraber bunlar ortadan kalkmış. Ve burada da Attika vazolarını görüyorsunuz. Grek ve Roma etkisinin artmasıyla beraber Attika vazolarını görüyorsunuz. Siyah ve kırmızı rengin hakim olduğu ve üzerinde çeşitli mitolojik hikayelerin anlatıldığı, desenlerin bulunduğu, ressam tarafından işlenmiş kadar kaliteli olan bu eserler çok önemli. Bunların benzerlerini İstanbul'daki Arkeoloji Müzesi'nde, Antalya'da ve yurt dışındaki müzeleri de görebiliyorsunuz. Hemen hemen aynı değerde, aynı işçilikte, aynı sanatsal değere sahip olan çok güzel eserler. Bu müzede giriş kısmında bulunan yine çok değerli olan bir eseri şimdi göreceğiz. Bu da bir güneş saati, milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış bir aslan ayağının üzerine oturtulmuş olan bir güneş saati, yuvarlak, tamamen mermerden yapılmış ve içindeki çizgilerin hala durduğunu görebiliyoruz. Tabii size ayrı videolarda anlatacağımız Kremlin'de bulmuş olan heykelleri de toplu olarak burada görebilirsiniz. Siz de eğer zaman bulabilirseniz bu arkeoloji müzesini Burdur'u mutlaka ziyaret edin.